Herkese merhaba. Sanırım Instagram'ı ben açınca takip edenlere haber gitmesi gerekiyor. Bunun için de benim katılımcıları şey yapabilmesi için bu haberi alıp davetime icabet etmeleri için biraz vakit geçmesi gerekiyor. Sesin ve görüntünün iyi olmasına sevindim. Aslında ciddi bilişim üzerinden siz bana misafir gelmiş oluyorsunuz. Öyle diyeyim. Sesim mi gelmiyor? Emine Feyza'cığım. Sesim nasıl? Merhaba. Tamam. Sesin gelmesine ve sorun olmamasına sevindim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar merhaba. Tamam. Teyidi de almış oldum. Tekrar merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu hafta biz Türk filmleri serisine devam edeceğiz demiştik. Oscar oraya girdi demiştik. Ve Ekşi Elmalar'la, Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar filmiyle huzurlarınızdayım. Türk filmi konusunda sizden tavsiye alabilirim ve çok da sevinirim açıkçası. Hem de interaktif olur. Sizin de talep ettiğiniz şeyi gündemimize almak aslında çok da değerli bir iletişim olur diye düşünüyorum. Ekşi Elmalar filmini defaatle izledim. İnsana iyi gelen bir film, ilk önce onu söylemiş olayım. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve çektiği bir filmi izledik. Bazen müzik eşliğinde görsel bir şölene dönüştü filmi izlemek. Müziğin payı Vizontele'de olduğu gibi filmin taşıyıcı ögesiydi. Özellikle o yayla sahnelerine söyleyecek hiçbir şey yoktu. Analiz edilesi derinlikte bir karakter bulabildiğimi söyleyemem filmde. Öyle hani felsefik derinliği, çok fazla bir karakter, varoluşsal sancı çeken bir endişesi yok filmin alt zemininde. Ama her karakterin ayrı bir ruhu var. Adeta insanı sarıp sarmalıyor o şeyler, tipolojiler. Yılmaz Erdoğan filmin film olduğunu unutturabilme başarısını sağlamış diyebilirim. Film sizi içine alıyor. Bu bence bir yönetmen için ve senaryo için çok büyük bir başarı. Ve film sayesinde de siz kendi arka bahçenize, kendi hatıralarınıza, kendi geçmişinize gidiyorsunuz. Eğer bizimki gibi gidebileceğiniz 50 yıllık bir geçmişiniz varsa bu filmle beraber oradan birçok ham maddeyi şimdiye getirebiliyorsunuz. Nostaljik bir özellik barındırıyor diyebilirim. Bu da Türk sinemasının tırnak içerisinde tabii. Ne iyi satarın aslında arka planda gözetildiğini gösteriyor bize. Nostalji, duygu, aile bu ülkede satar, alıcısı vardır diyelim daha doğrusu. Ve filmde karakter gelişimi olmayan daha çok tipler vardı. Biz sinema filmlerindeki şahsiyetleri karakter ve tip diye ayrıştırırsak eğer, tiplerin var olduğu bir senaryo ortaya çıkmış. Fakat hikaye bir bütün olarak sımsıcak insan kokan etkileyici bir hikaye olduğu için sizi içine alıyor. Film mesela bana keşke Reis Bey'i de kendi gözünden az da olsa yansıtsaydı dedirtti. O yavaş yavaş yaşadığı çöküşü kendi perspektifinden anlatabilseydi çok hoşuma giderdi benim, inanın. Reis'in akla ve bilme olan saygısı, hevesle yaptığı o teleferik maketi,
ağaçları aşılarken ve bataklığı kuruturken yaşadığı o mutluluktan belliydi. Neyi öncelediği, bilime ne kadar saygı duyduğu ve perspektifi. Ama aynı anda geleneklere ve şahsi itibarına olan zafiyeti, belki biraz da kibri, onu daha da büyük hayal yaşaması konusunda bir acaba tetikleyici unsur oldu diyebilirim bu handikaplar. Ve onu sevmekle sevmemek arasında kaldık. Böyle karaktere en yakın tipoloji onunkiydi. Fakat insan özellikle son sahnelere doğru reise kıyamıyor da. Hem ideallerine saygı duyuyorsunuz, hem hayatla girmiş olduğu o bilim üzerinden, perspektif üzerinden, ufuk üzerinden söylemlerine saygı duyuyorsunuz. Nihayetinde reis şu cümleyi kurabiliyor: ancak bugünü hayal edecek kadar akıllı olanlar yarının sahibi olamazlar diye bu cümleyi kurabilen biri var. O coğrafyada 1970'lerde, unutmayalım bunu. Reis karakterinin içinde bulunduğu açmazları, ketum dedik ve yenildikçe kendini tüketen yapısı çok iyi verilmiş karakter. Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuğunu ve aslında bir karakteri işleyişini de bize gösteriyordu. Fakat daha derinlemesine işlenebilir ve biz reisi kendisinden dinleyebilirdik dedim içimden. Acaba böyle bir şey devreye girer miydi? Ekşi Elmalar filmini konu olarak, yani bu şeyleri, özellikle tipleri tek tek ele almadan, genel bir bakıştan sonra konu olarak ele alırsak eğer, ekşi elma ağaçlarını terbiye ederek tatlı elma ağaçları meydana getirmek isteyen idealist bir insanın terbiye edemediği son ekşi elma ağacını kesmesiyle terbiyesiz elma ağaçlarının kökünü kazıyacağını sanmasını film bize ana zeminde sundu. Kökünden kesilmek istemeyen ekşi elmaların biz tatlıya dönüşerek benliklerini ve umutlarını kaybetmelerini konu alan bir serüveni de aynı zamanda izledik. Ekşi elmaların başka mekanlarda, başka ellerde hayat bulabileceğini, bir mekana, bir insana, bir geleneğe bağlı kalıp hayatımızı ve hayallerimizi karartmamamız gerektiğini, anlatma çabasını tüm bu ekşi elma metaforları üzerinden aslında filmin konusunu özetleyebiliriz. Evet, elmalar farklı. Aslında ne var yani ekşi olmakla ve bu farklılıkla niye bu kadar derde düşüyoruz? Veya bu farklılık illa ağacın kesilmesini mi gerektirir? Kendimizden farklı gördüğümüz ve sevemediğimiz başka insanların ve başka karakteristik özelliklerin kesilmesi, yok edilmesi mi gerekir? Bütün bu bakış açısına bir eleştiri getirmeye çalıştığını gördük. Filmin ismi de bu anlamda iyi seçilmişti ve bu ekşi elma metaforuyla aslında filmin içerisinde olan olaylar de iyi ilişkilendirilmişti diyebilirim. Ve nasıl ekşi elma veren bir ağacı kesmek gereksizse, aslında hoşa gitmeyen birçok şeyi de olduğu gibi kabullenmeliyiz diyor film. Bu açıdan hayatı ve insanları sindirebilme, onları kabullenebilme konusunda ümit var bir film. Çok iyimser bir film diyebiliriz. Ve kendine benzemeyen adama kızını vermemesi Reis Bey'in, hem geleneksel aile yapısında baba karakterinin bir iz düşümünün göstergesi olarak karşımıza çıkıyor, hem de yine farklı olanı beğenmemekten yana gösterilecek bir örnekti. Ekşi Elmalar bence isim olarak çok isabet etmiş. Yani filmin ana konusu olarak da yaşananların arka fonunda var olan Türkiye gerçekliğini ifade etme anlamında da ekşi elmaların yok edilme çabasında bizim dikkatimizi iyi çekmiş diyebilirim. Peki ekşi olan bu filmde neydi? Kızlar mıydı?
dönem miydi, şehir miydi yoksa zihniyet miydi? Bu ekşi elma olarak gördüğünüz şey sizin durduğunuz yerden neyse ona göre cevabı da değişecektir diye düşünüyorum. Yani bu soruyu sizin durduğunuz yerden cevaplamanız gerektiğine inanıyorum. Ekşi elma yani budanması gereken, yok edilmesi gereken, kökünün kazınması gereken bu filmde hangisiydi? İşte kızlar mıydı, dönem miydi, şehir miydi yoksa zihniyet miydi diye. Yılmaz Erdoğan'ın Hakkari'nin eski belediye başkanlarından olan dedesi Mehmet Sait Atay'ın aslında ana karakteristik özelliği etrafında dönen annesi ve teyzelerinin hikayesi veya onların hikayelerinden kesitler içeren bir film. Kendisi diyor ki birkaç demecini okudum filmle ilgili. Evimin bahçesinde dedemin bahçesini çektim diyor. Bence çok etkileyici. Yılmaz Erdoğan'ın bizzat kendisinin çiftliğinde kurmuş olduğu bir platoda çekiliyor film. Ve o bahçede tekrar dedesinin bahçesini bir plato olarak canlandırmış oluyor. Yılmaz Erdoğan'ın ailesinden, toprağından çıkarttığı bizim bildiğimiz üçüncü yapım. Yani üçüncü hikaye bu film. İlk olarak babaannesinden esinlenerek yazdığı Sürahi Hanım tiplemesi vardı ki bu tiplemeyi biz Vizontele'de City Ana olarak gördük. Daha sonra baba tarafından anlattığı Nazmi Doğan ve ailesinin hikayesi olan Vizontele ve şimdi de teyzeleri ile anne tarafına anlattığı ekşi elmaları izliyoruz. İşte bence bu bağlam bizim için çok önemli. Yani kendi toprağının ve kendi insanlarının hayatlarını hikayeleştirmesi aslında gayet doğal ve aslında hikayenin gücü de o hikayeyi yaşayanların gerçek olmasından kaynaklanıyor. Cebimdeki kelimeler oyununda anlattığı Ankara ve Hakkari arasındaki çocuk olma hikayeleri de aslında bütün bu anlatıların zeminini oluşturuyor. Biz yaratıcı ve üretici bir insan olarak Yılmaz Erdoğan'ın bütün yaratıcılık eserlerinde aslında kendi hayatının izlerini de sürmüş oluyoruz. İnsanın kendi hayatını ve o hayata dahil olanları yaratıcılığının bereketli bir kaynağı haline getirmesi bizatihi o hayatı ve o hayata dahil olanları çok daha anlamlı kılıyor. Düşünsenize yani kalıcı bir sanat eserine dönüşüyor varlığınız, sizin hikayeniz. O yani biz Erdoğan ailesinin yaratıcı bir nesli, yaratıcı bir kişiyi yetişme hikayesinin o aile ve yaşadıklarıyla izini sürdüğümüz gibi arka planına da şahit olmuş oluyoruz. Yaratıcı bir nesli ortaya çıkartan her iki ailenin arka planındaki üçüncü nesli adeta görmüş oluyoruz. Yani kişisel beceri bir tarafa bırakılırsa eğer Yılmaz Erdoğan'ın kimlerle, nerede, hangi şartlarda yetişebileceğini de aynı zamanda şey yapmış oluyoruz, bir izleye, bir serencama dönüştürmüş oluyoruz. Yılmaz Erdoğan'ın dedesi kim olabilirdi? Böyle bir dedenin çocuğu veya baba tarafı da aynı şekilde onların o geçmişteki var olan birikimlerinin nesillere aktarımın sonucunda nasıl insanlar ortaya çıkarabilme becerisini hangi hikayeyle ilişkilendiriyoruz aslında bu filmde. İşin en güzel yanı da bu hikayeleri Yılmaz Erdoğan Türkiye gerçekliğiyle iç içe geçmiş bir dille sunuyor. Yani biz bu anlatım tarzını kişi, ailesi, doğduğu, büyüdüğü yer ve ülkesi arasında adım adım büyüyen halkalar olarak bütüne doğru giden bir hikayelendirme dili olarak izliyoruz. Ben dediğimiz şey aslında o bizim bir parçası ve işte senaryonun bütün akış serüveninde de küçük hikaye ile büyük hikaye birbirlerine nerede, nasıl temas ediyor, nasıl dokunuyor bunu da görmüş oluyoruz. Sizin kişisel hikayeniz, ailenizin ailesel hikayesi, coğrafyanızın bağlamı, hatta kişisel bağlamınızla büyük ölçekte
arka planda ülkenin o yıllardaki bağlamı ve gerçekliğiyle sizin hayatınız arasındaki teması da kurmuş oluyorsunuz. Çok az insan kendi bireysel hayatını büyük anlatıyla ilişkilendirebilir. Ben ilk İsmet Özel'de bunu duymuştum. Kendi doğduğu zamanı dünyada ne olduğu ile ilişkilendirip varlık sebebini bu ilişki üzerinden inşa etmişti. Ben o zaman vay canına demiştim. İnsanın kendine biçtiği değer ve kendini dünyada var olduğu zaman dilimiyle varlık sebebi olarak ilişkilendirmek büyük bir algı olarak gelmişti bana. İnsan kendi varlığına bu kadar büyük bir anlam nasıl yükleyebilir diye düşünmüştüm. Mesela hanginiz doğduğunuz zaman dilimini bu ülkede veya dünyada o dönem ne oldu da ben bu dönemde neye cevap olarak yeryüzüne gönderilmiş olduğumla ilişkilendirebiliyor diye söyleyeyim. Veya ne zaman dünyaya geldiğinizi sizin üzerinizde ne gibi bir etkisi var? Onunla kendi varlığınızı hiç ilişkilendirebildiniz mi mesela? İnsan işte kendi varlığına bir anlam derdine düşmeli ki doğduğu zamanla doğduğu coğrafya veya dünya arasında bir ilişki kurabilsin. İşte bu parça ile en büyük bütün arasında ilişki kurabilmekle ilgili bir şey. Kendinizi bütün varlık alemiyle ilişkiye geçiriyorsunuz anlamsal olarak. Kendisi ve bütün arasındaki ilişkiyi kurabilmek insanın aslında ne olduğunun da göstergesi veya şöyle diyelim daha doğrusu anlam bütünde ortaya çıkar çünkü. Yani siz kendinizi bütünde görebilirsiniz eğer varlık sebebinizle de ilişkiye geçebilmişsinizdir. Bu ilişkiyi Yılmaz Erdoğan'da ülke bazında, İsmet Özel'de ise dünya savaşı bağlamında görünce insan gerçekten etkileniyor. Yani doğduğu zamanla işte sadece burçlar üzerinden ilişkiye geçen insanla sosyolojik olarak veya psikolojik olarak dünyada olup bir tane doğduğunuz zaman arasında bir ilişki kurup sizin boş boşuna o zaman diliminde dünyaya gelmemiş olmanızla bir anlam çıkartmanız bence oldukça büyük bir şey. İşte filmin bizim için en etkileyici yönlerinden biri de Türkiye gerçeğini hayatın içinden anlatıyor olması. Yılmaz Erdoğan'ın bu topraklara borcunu ödemesinin bir yöntemi gibi geliyor bana. Biz bu yöntemi Alev Alatlı'nın Orada Kimse Var mı serisinde Günay karakterinin girdiği ilişki üzerinden anlatılırken okumuştuk Türkiye gerçeğini. Yani yakın Türkiye tarihini bireysel hayatların iç içe girmiş ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde, aile ilişkilerinde okuma şansı elde etmiştik biz o seride. Herhangi bir düşünce veya din edebiyatını oluşturmadıkça insan hayatına içkin hale gelemiyor. Yani bir düşünceyi edebiyatın içinde içkin bir şekilde görüyorsak o artık insan hayatını silmiştir diyebiliriz. Didaktik anlatımlar yani bilgisel kastediyorum. Düşünceyi oldukça bilgileştirecektir. Yani teorize edilecek hatta bu bilgileştirme belli bir düzeyden sonra dogmatik hale getirecektir o bilgiyi. Edebiyat veya sanat ürünleri ise herhangi bir düşünceyi veya din algısını insana hayata dokunan yönleriyle bizi tanıştırır. Daha insan, daha hayat kılar o konu başlığını. Düşünce merkezde olmaz, hayat ve insan merkezde olur. İşte bu bağlamda film Türkiye gerçekliğini yadırgatmadan ve yargılamadan resimlemesiyle güzel bir film olmuş bence. Başarılı bulduğum yönü de her şeyin siyasi sebeplerden ötürü olabileceği bir dönemin ailenin hikayesinin dışına çıkmadan işlenmiş olması. Aslında istense bu olayların arka fonunda var olan o siyasi sebepler daha ana görüntü olarak aslında kameranın önüne doğru çekilebilir. Onun yerine hayata dokunan
ve insanın kişisel hayatı ve duygularıyla olayı anlatmaya çalışıyor. Bu olayların hayatta ve insanın duygularındaki izdüşümlerinin izlerini sürüyoruz. Film birçok politik meseleye değinmeye çalışırken hepsini bir fon halinde geçiriyor arkada. O politik konu hayatın gerçeğinde ne iz bıraktı? İnsanda, hayatlarda nelere sebep olan yönüyle yüzleştik. İşte mesela bence bu çok önemli. O film bağlamında düşünürsek eğer. Gerek darbe, gerek PKK'nın ilk silahlı eylemi sadece bir haber olarak geçti. Biz televizyondan ve radyodan bunu bu şekilde duyduk. Fakat biz Reis Bey'in ailesine odaklanmaktan ve o insanların kişisel duygularından kopmuş olmadık mesela. Arkada kıyametler kopsa da biz Muazzez'e odaklanıyoruz. Onun aşkına olan sadakatini silah sesleri kesmedi mesela. Sağ sol çatışması bile sadece birkaç sözle yer edindi anlatıda. Gayet huzur içerisinde yaşarken bölücü terör örgütünün yaptığı ilk baskın sonrası yerinden yurdundan olan bölge halkına verilen zararı göstermesi açısından aslında önemli şeye değinmiş oldu. Fakat politik düzlemde değil de hayatta görme şansımız oldu bu olan bitenlerin etkisini. İşte ideoloji aşk devrimden sonra der ki biz bunu Özgür'de duyduk. Hayat devrimden sonra der ideoloji insanı giydirilen deli gömlekleri, hayatı ıskalar, sevgiyi, duyguyu ıskalar. Hayat yanı başınızdan akar gider adeta. Ruhunuz bile duymaz. Duyduğunda da çok şey geçmiş olur, ardınızda kalmış olur. Biz bunu işte Özgür'ün dilinden gördük. Ha oldu, ha olacak devrim. Ondan sonra yaşarız, ondan sonra severiz, ondan sonra insan oluruz adeta denilen bir ıskalama sebep sonuç ilişkisini görüyoruz. İşte onun ideolojik bir süreçten geçip hayatı ıskaladığı ama son vagona da yetiştiğini görüyoruz. Çünkü film oldukça iyimser ve ümitvar bir zeminde çekildiği için. Bu tür bir anlatıyı ben İslamcılık için de yapabileceğimiz günleri bekliyorum. Bu filmi özellikle bu cümleleri kurabilmek için seçtiğimi söylemek istiyorum. Bu konuda bir iki çaba hatırlıyorum aslında. Mehmet Efe'nin, rahmetli Ahmet Kekec'in, Tarık Tufan'ın çabaları vardı. Yani siyasal İslamcılığın bu ülkede, yani o ideolojik bakışın bu ülkede insana ve hayata etkisi ne oldu? Şahsen bu ideolojik algının bu ülkeyle, gerçekle, hayatla, insanla, aileyle yüzleşmesinin hikayesini izlemek ve okumak istiyorum. Derslerde ben bunu özellikle kapalı derslerde kendi üzerimden, kendi hayatım üzerinden oldukça şeffaf bir şekilde anlattığımı söylemeliyim. Ama bunun sanatsal bir çıktı ile edebiyatla gözler önünde serilmesi gerektiğine inanıyorum. Şahsi bir anlatıdan ziyade. Solun bu konuda kendi ideolojik tarihinde var olan ortaya çıkan handikaplarla yüzleşmeyi yaptığına inanıyorum. Latife Tekin'in Gece Dersleri kitabı 1970'lerde içine sürüklendiği örgütsel çalışmaların kendi kişiliğini nasıl yok ettiğini anlattığı kitabı yayınlandığı dönem solda çok büyük bir yankı uyandırıyor. Çünkü o dönem adeta solun kendi içerisindeki ideolojik algısının bedelleriyle, gerçekle, hayatla bu toprakta insanla yüzleşmesinin sorunları masaya yatırılmış oluyor Latife Tekin'in o kitabıyla. Hatta o kitabı Alev Alatlı'yla Soner Yalçın'ın değildi. Alev Alatlı'nın tartıştığı bir program var Kanal 7'de. Özellikle tavsiye ederim bulursanız. Latife Tekin'e çok fazla atıf yaptığını biz biliyoruz Alev Alatlı'nın o dönemde. İşte bu yüzleşmenin, bu kişisel yüzleşmenin İslamcılık için de olması gerektiğine inanıyorum. Bu ülkede, bu hayatta biz nereye düştük mesela? Gerçeğin neresindeydik?
Kol kırılır, yen içinde kalır diyerek gerçekle yüzleşmeyi örtmemeliyiz, ertelememeliyiz diye düşünüyorum. Bize ne oldu mesela? Kişiliğimiz nasıl zedelendi? Bu topraklarla bağımıza ne oldu? Halk dindarlığıyla, bu toprakların hafızasıyla ve geleneğiyle ve dolayısıyla ailelerimizle neler yaşadık? Mesela nasıl evlendik? Ve daha sonra o köprünün altından hangi sular aktı? Biz kendi, çünkü yüzleşebilecek kadar bir tarihi sürecimiz olduğuna inanıyorum. Nereden baksanız 70'lerden beri süren bir süreç var. Dinin ideolojik algılanmasının bu topraklardaki serüveni adına söylüyorum. Ve bu serüvenin bu ülkeye, bireysel olarak kendi hayatlarımıza, hatta bence bu yüzleşmeyi yapabilmek anlamında söylüyorum. Eğer günahını çıkartabilirsek bu ülkeye veya bu dine bedeli ne oldu, onun da bir hesabını tutabiliriz diye düşünüyorum mesela. Bu konu içinde barındırdığı hem kişisel hem de coğrafi mahremiyetlerden dolayı çok bakir bir alan diye düşünüyorum. Yani çünkü bizim bu tür edebi metinler yapmamız kolay değil. Biraz daha örtülü bir iletişim yöntemimiz olduğu için büyük bir ihtimalle bu yüzleşmeyi bazı mahremiyet alanlarına dokunmamak anlamında, hem kişisel mahremiyet hem de coğrafya mahremiyetleri anlamında üstünü örtmeye biraz meyal bir durumumuz var, meyal bir alışkanlığımız var. Fakat ben artık bu dönemlerde, yani modern dönemlerde bu anlatılara alıştığımızı ve bu anlatıları kendimiz için de bir faydaya dönüştürebileceğimize inanıyorum. Özellikle siyasal İslamcılığın bu topraklarda hem kişisel anlamda hem de totalde ülkeye ve en önemlisi de dine bedeli ne olduğunun hesabıyla yüzleşmeliyiz diye düşünüyorum. Bu konu içinde barındırdığı işte o mahremiyetin ötesinde ele alınmalı diye düşünüyorum. Yani birilerinin kral çıplak demesi gerekiyor ve tüm bu yüzleşmeyi de hayatın içinden insanla insanda yapmak gerekiyor. İdeolojik bir hesaplaşma değil. Yani ben orada okuyunca evet ben hatırlıyorum buna benzer duygular hissettiğimi, buna benzer ne diyeyim, toplum dışına atılmışlık hissettiğimi, öfkeli olduğumu, nasıl bir savunma mekanizması meydana getirdiğimi, nasıl kararlar aldığımı ve bu kararların kişiliğime, karakterime ve topluma ve aileme ve ülke sosyolojisine etkisini o yazılanlardan ve o hayatla girdiği irtibattan görebilmeliyim diye düşünüyorum. Yaşanan acıların izini gözlerde, dökülen gözyaşlarında sürmek gerekiyor. Olmamış gibi, yapmamış gibi, yaşamamış gibi yapamayız diye düşünüyorum. Arka fonda da Türkiye'de ben bunları yaşarken neler olduğu da görmek gerekiyor. Dinleyicilerin yaş skalası kaç olacak bilmiyorum ama 50 yaşında kendi hayat hikayemin bu ülkeye bedeli ne oldu? Kendi seçimlerim bu ülkeye, aileye, kendi hayatıma bedeli ne olduğuyla da, çünkü bu sosyal bir kesit, siz ne kadar kişisel bir hikaye diye görseniz bile Yılmaz Erdoğan'ın da bu anlatıda yaptığı gibi sizin kişisel hikayeniz de ülkenin siyasi akışı veya toplumsal akışı arasındaki ilişkiyi kurabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında filme dönelim. Derslerde böyle başına buyruk bir şekilde gittiğimde dostlarıma biri beni gittiğim yerden tutsun getirsin diyordum. Şimdi gittiğim yerden kendimi tutup getirmek zorundayım. Filme dönecek olursak, filmde eskileri hatırlıyorum, yenileri unuturken reisin etkileyici repliklerindendi. Yeni olanla ilişki kurulamayınca eskileri hatırlıyor insan. Yeni olan sizin için kayıp demekse, ki yeni olan reis için pozisyon kaybıydı, güç kaybı, iktidar kaybıydı, sosyal statü kaybıydı, sözünün gücünün veya ekonomik gücünün kaybıydı aynı zamanda. İşte bu gücünün azalması demekse yeni olan, eskiye oradaki size sığınırsınız. Eskiyi anlatan filmler de gerçeklikten kopmak isteyenler için de idealdir. Eskiyi anlatan anlatılar da aynı şekilde, veya
kişisel olarak da geçmişe sığındığınızda, geçmişle kendinizi ifade ettiğinizde de aynı durum söz konusudur. Yani şimdiden kopmak, sorumluluktan kopmaktır biraz da. Şimdiden kopmak, gerçekle temas etmek istememektir aynı zamanda. Kaçılacak iki yer var aslında gerçekten ve şimdiden. Biri gelecek, biri de geçmiş. Eğer bu filmi izlerken nerede o eski insanlıklar, nerede o saygı, nerede o samimiyet diyerek bir iç geçirdiyseniz buram buram nostalji kokuyorsunuz demektir. Özür dilerim ama yapacak bir şey yok. İşte bu film bu ülkede nostaljinin satacağını da biliyor. Çünkü biz gerçeği yatsıması özellikle modern dönemlerde kuvvetli bir toplumsal yapıya sahibiz. O yüzden geçmişe kaçmamız, din dilimizin de nostalji üzerinden duygusal olması kaçınılmaz bu açıdan böyle baktığımızda. Ve filmde her şeyin aslında o kadar da kötü olmadığını söyleyen bir cümleyi duyduk biz. Bu cümlenin bilerek ve istenerek oraya konulduğunu ve seçildiğini düşünüyorum ben. Yani hayata topyekun bakınca kötülüğün arizi olduğunu görürüz. Bütün bu yaşanan sorunlara rağmen, çünkü sancılı bir süreç anlatılıyor. Hem coğrafyanın sancılı bir süreci hem de Türkiye gerçekliğinin sancılı bir süreci. Fakat buna rağmen her şey aslında o kadar da kötü değil diyerek film içinde barındırdığı ümidi ve duygu yüklü yönleriyle fazlasıyla iyimser olduğunu bize gösteriyor ve her zaman ama her zaman bütüne doğru bir gidiş tabiri caizse paçamızı kurtarıyor bizim. Yani yaşanan her şeyin trajedi olmasını engelliyor. Ben size şöyle söyleyeyim, dinin insanı acılar karşısındaki teselli boyutu da öyle. Hemen büyük fotoğrafa doğru sizi taşır. Büyük fotoğrafa doğru taşıdığında ise burada gördüğünüz sorun o büyük fotoğrafta göreceğiniz başka olumluluklarla tolere edilir veya teselli edilir. Veya büyük fotoğrafta o küçük fotoğrafta gördüğünüz acı tam tersi istikamette bir anlama tekabül eder. Velhasıl aslında her şey o kadar da kötü değildir. Biz doğudaki anlatının neden trajedi olmadığını ve neden drama olduğunu işte buradan görüyoruz. Anlatı parça üzerinden değil de hemen o anlatı kendisini bütüne doğru taşıdığında o parçanın kötü olmasının o bütündeki güzellik ve iyilik karşısında acıyı azaltıcı yönü devreye girer çünkü. Ve hastane sahnesinde annesinin benden razı mısın diye sorduğu Muazzez'e, onun da tabii ki anne o nasıl söz dediği ama ben kendimden razı değilim diye cevapladığı sahne bence filmin en vurucu sahnesiydi. Ben duygusal olarak en çok orada etkilendiğimi söyleyebilirim. O kuma getirmenin pratik bir çözüm olmasının bireysel ve toplumsal hayata etkisi aslında bu konuşmada atlatılıyordu. Yani ben filmde bizim toplumsal handikaplarımızın sürekli ikili ilişkiler ve aile ilişkilerinin yoğun duygusallığıyla, yoğun sevecenliğiyle atlatıldığını hissettim. Yani hayatın kendi içerisinde var olan ilişkiler bütün bu handikapların üstesinden bir şekilde geldi. Fakat mühendis bey ile Safiye'nin yıllar sonra karşılaşması, ikisinin de evlenmiş olması, birbirlerine karşı saygılarını yitirmemiş olmaları ve Safiye'nin kocası da yanlarındayken yine saygılı ve güler yüzlü bir biçimde oturabilmeleri çok hoş bir andı. İlişki bitse veya başlamasa bile yine de yüzle bakabilecek şekilde ayrılabilmeyi başarmışlar ve birbirlerine saygı gösterebilmeleri ve yine de her konuda birbirlerinin yardımına koşabilmeleri güzel işlenmişti. Doğu da kadın erkek ilişkisi bireysel olarak kurulmadığı için o ilişkide ahlaki bir zedelenme söz konusu olmuyor. Öyle diyelim daha doğrusu. Yani bir aile bir genç kızı hem büyük oğlunu hem de küçük oğlunu isteyebiliyor.
Çünkü aslında kızın şahsında ve oğlanın şahsında bir istemeden ziyade aileler evlendiği için bu toplumsal olarak bir sorun olarak da karşımıza çıkmıyor. Veya küçük yerleşim yerleri diye düşünün. Bir kızı 15 kişi istiyor diye düşünün. Siz o 15 kişiyle o küçük kasabada bir ömür yüzle bakıyorsunuz aslında ve bu hiçbir ahlaki soruna yol açmıyor. Çünkü bu hayatın doğal ritmi içerisinde aslında kişisel bir tercihten ziyade ailelerin seçimleriyle oluşan doğal bir süreç diye algılanıyor. Biz burada Mühendis Bey ile Safiye arasındaki ilişkiyi de bu bağlamda aslında fazla kişiselleşmemiş bir tercih olarak gördüğümüz için o toplumsal algı onu gayet rahat sindirdi. Modern dönemlerde doğduğu yerde ölmüyor insan. Yani şöyle diyeyim, yüzyıllarca süren bir geleneksel dönemde insanlar doğduğu yerde öldüler. Hani zamanın akışı ve değişimi ve insan ilişkileri o kadar stabil bir yapıya sahipti ki bu mekansal bir stabillik de içeriyordu aynı zamanda. Filmin doğudan batıya başlayan bir göç dalgasını da anlattığını unutmayalım. Yani aslında biz geleneksel dünyanın doğduğu yerde ölen ve kemikleşmiş ilişkilerle, kemikleşmiş statülerle, kemikleşmiş güç algılarıyla var olan düzeninin de bozulduğunu görüyoruz. Yani göç var. Modern dönemlerde artık doğduğunuz yerde değil, başka bir mekanda hayatınızı devam ettirmek zorundasınız. Yani aslında ne bozuluyor? Düzen bozuluyor. Geleneksel düzenin kurmuş olduğu insan ilişkileri, güç ilişkileri, statü ilişkileri bozuluyor. Ve köy hayatından modern hayata geçiş süreci de bence filmde ustalıkla dizayn edilmiş bir anlatıya sahipti. Köyden kente göçün Anadolu insanın da yarattığı buhranın yansıtılmasının izlerini biz Reis Bey'de çok etkili bir şekilde gördük. Alev Alatlı'nın anlatısında da vardı bu. Özellikle İşkenceci'de mesela. Yani İşkenceci'de biz veya başka Türk filmi anlatılarında da mesela Züğürt Ağa'da da bunu gördük. Bu göçün köyde var olan düzeni ve insan ilişkilerini şehirde olduğu gibi tanımlayamadığı hatta ters yüz ettiğini izledik. Bazen komedi olarak, bazen ciddi acılar olarak, travmatik acılar olarak mesela işkenceci de bizim karşımıza çıkmıştı. Ve kadınların şehirleşme sürecinin izlerini de sürdük biz bu filmde. Özellikle kıyafetlerde veya modern hayattaki saç kesimlerinde ve en sonunda muazzezi pantolon giyerken görmüş olduk. Bütün o renkli, çok estetik, geleneksel kıyafetler en sonunda bütün bu sürecin sonunda artık bir marketten, bir süpermarketten alışveriş yapan bir kadın modeline dönüşmüştü. Şampuanın ne demek olduğunu bilmeyen bir nesil aynı zamanda şampuan alışverişi yapan bir nesle dönüştü ve çok kısa bir zaman aralığında oldu bu. Antalya'ya giden ve bunaklık hastalığına düçar olan adam aslında yerinden isteyerek veya zorla göç etmek zorunda kalan tüm insanları temsil ediyor. Onların yaşadığı kimlik bunalımını resmediyor adeta. Yani yerinde bir reis kadar asil olan adam göç ettiği yerde akıl hastası durumunda. Bir züğürt ağa esintisi izlemiş olduk aslında bu filmin özellikle göç üzerinden anlatılan bölümünde. Ve kendi coğrafyasının dışına atılmışlığın bir adamda bıraktığı ekşi, huzursuz, hafızasız anları izledik. Hafıza artık o göç ettiği yerde hiçbir anlama tekabül etmiyordu. Hafızadaki hiçbir bilgi. Modern dönemlerde geleneksel dünyanın hafızasının da o şehirde hiçbir şeye tekabül etmediğini görüyoruz biz aslında. Bu izi sürüyoruz. Fakat bunları entelektüel olarak, kavramsal olarak çok fazla açmadığımız için bunların sonuçlarını ve bizim üzerimizde insan ilişkilerinde, aile ilişkilerindeki etkisini çok da şey yapamıyoruz, ortaya çıkartamıyoruz diyebilirim. İşte bu hafızanın artık hiçbir işe yaramadığı bir mekanda ve yeni bir dünyada reis ve kendi yerinden, yurdundan gitmek zorunda kaldıktan sonra reis burada nefes alamıyorum diyor.
aslında her şeyin özeti olarak Türkiye'deki modernleşme sürecinin şehirleşme süreciyle var olan değişiminin de izlerini sürmüş oluyoruz bu filmde. Anadolu'nun bir garip köyünde hayalleri olan büyük kahverengi gözlü kızları aynı haritanın huzurlu bir boylamında hayallerine kavuştuklarına şahit olduk. Yani kızları batıda çiçek açarken Reis Bey neden hafızasını yitirdi acaba? Yani şartlar biri için olumsuz bir şekilde değişirken diğerleri bu değişimle hayallerine ulaştılar. Diğerleri bu değişimle kimliklerini ve şahsiyetlerine kavuştular. İşte bu soru filmin önemli bir okumasına götürüyor bizi. Bu da kadın, şehir ve modern hayat üzerine konuşmadan bu filmin okuması eksik kalır diye düşündüm. Filmi ilk izlediğimde de bende bu etki uyandırmıştı. Filmi Ekşi Elmaları, ben sadece fotoroman okumakla bile kendi reel sınırlarının dışına çıkan bir kadın modeli üzerinden acaba ele alabilir miyiz diye düşünmüştüm. Yani okur yazar olmanın geleneksel dünyayı nasıl etkilediğini de görüyoruz biz bu filmde. Şehirleşmeyle gelen modernleşmeyle kadının değişimi birbirinden ayırt edilemez içe geçmiş bir hikaye. Sadece bizde değil bu. Bu aslında bütün dünyadaki gerçekte yaşananın bir yansıması. İşte bu filmde de biz Safiye'nin fotoroman üzerinden okur yazar olmasının onun hiç görmediği, coğrafi şartlardan dolayı hiç görmediği denizi hayal etmesi, evliliğini bile onun üzerine kurabilmesiyle ilişkilendiriyoruz mesela. Yani filmde sadece fotoroman üzerinden okur yazar olmanın Safiye'ye kattığı artıyı gördük. Çok ilginç. Tutkusu oldu, hayalleri oldu ve hayallerinin peşinden gidebildi bu fotoroman okur yazarlığı üzerinden. Kızını bir erkekten ne olduğunu bilmediği, saçları güzel kokutan bir armağanı kabul ettiği için döven o adamın o şeyi saçına süren bir erkek tipolojisi olarak aslında bu coğrafyanın rafine özetiyle karşı karşıya kaldık. Çok ilginç. Yani adeta arkadan dolanmak, öyle diyelim. Kapalı kapılar ardında durumun hemen değişmesi ve bir kadını sadece kendi tercihine bırakılmamış bir evliliğe rağmen ancak denizi ilk defa görmek mutlu edebilirdi. Unutmayın, modernleşme döneminde siz kendi coğrafyanızın dışına çıkabilme imkanına kavuşuyorsunuz ulaşımla. Biz bunu işte fotoroman okumuş olmak bile deniz hayali kurdurdu denilebilir mi mesela Safiye üzerinden diyorum. Sizi bir mekana mahkum etmeyen bir dönemin ilk adımlarını izliyoruz. Yani modernizm demek kendi mekanınızın ve kendi imkanlarınızın dışına çıkabilme şeyine, imkanına kavuşmak demek bu. Bu sadece eğitimle değil, aynı zamanda ulaşımla, o buharlı gemilerin, taşıt karayollarının, trenlerin var olmasının, bütün insan ilişkilerini, insanın hayallerini, insanın doğduğu mekana mahkum olmamasını, işte insanın tutkularının arkasından gidebilmesini sağlayan gönlünü unutmamak gerekiyor. İşte bu arada filmde şunu da unutmayalım ki Reis Bey mekanı aşan ufkundan dolayı önemliydi. Teleferiği bir yerde görmüş ve o teleferik üzerinden kurguladığı aklıyla, yani aslında sınırları ilk aşan Reis Bey. Erkek olmak belki kendi coğrafyanın dışına çıkabilmek adına ona imkan vermişti ve o bu imkanı ona sağladığı avantajla aslında reis olabiliyordu. İnsanların muhayyilelerini veya akıllarını bir tık yukarı çıkartabiliyordu Reis Bey. Yani bu imkan sadece erkekteyken kendi sınırlarının dışına çıkabilmesi, coğrafik sınırlarının, düşünce sınırlarının, imkan sınırlarının dışına çıkması. Artık denizi olmayan coğrafyada bir genç kız için denizi görmenin ne anlama gelebileceğine dair bir imkana da zemin olmuş oldu. Fotoroman üzerinden
Daha henüz bir örgün eğitimden, bir 18 yıllık eğitimden bahsetmiyoruz. Deniz tutkusu olması eşine karşı o iddialı çıkışı yapabilmesine zemin oldu mesela. Yani çocuğu doğduktan sonra hadi ciddi bir res çekti adeta. Tutkularının peşinden gidebileceğini ilan etti Safiye. Yılmaz Erdoğan'ın teyzeleri ve annesi hala yaşıyor. Filmin galasında onları alkışlattığını gördük biz Yılmaz Erdoğan'ın. Bunu özellikle bazı taşları dizip bir 12'den vurabilecek bir ne diyeyim tespiti yapabilmek için söylüyorum. Yani aslında bahsettiğimiz kesit 1970'ler, 1970, 70, işte 75, 77 bu yıllardan bahsediyoruz. Böyle baktığımızda o kadınlar benden yaklaşık 20 yaş kadar daha veya 10-15, 15 yaş kadar daha büyükler. 65 yaşındaki, 70 yaşındaki insanlardan bahsediyoruz. Yani içinde yaşadığımız coğrafyanın gerçeğinin 40-50 yılda ne kadar değiştiğinin ve bu değişimi yaşayan insanların hala hayatta olduğunu hatırlatmak istiyorum size. Bu film aracılığıyla biz bu değişimin hızını bu canlı şahitler üzerinden sürebiliriz aslında. Yani okuma yazma bile bilmeyen kadınlardan şimdi eğitim oranı, üniversite olan, yurt dışı tecrübeleri azımsanmayacak oranlarda olan bir seviyeye geldik. 40-50 yılda ortaya çıkan bu hızlı değişimin aile ilişkilerine, kadın erkek ilişkilerine veya bu ülkenin sosyolojisine ve bu ülkenin ahlak algısına, aileye bakışına, kadına bakışına veya kamusal hayata bakışına etkisinin ne olduğunun hesabı tutulmalı diye düşünüyorum. Yani bunu konuşmalıyız diye düşünüyorum. Şahsen benim şartlarımın kendi kesitinden baktığında durum şu. Annesi, dedesiyle ölene kadar o doğduğu toprakların saygısı gereğince hiç konuşmamış. Yani bireysel bir sözsel iletişime geçmemiş. Biz buna gelinlik diyoruz. Bunu yapmış bir anne. Bunu kayını ve kayınvalidesiyle de çok uzun süre yapmış. Yani dilsel bir iletişime geçmemiş. Annesinin sesinin ahlak gereği duyulmadığı bir toplumsal yapıda, ki işte ben bu annenin kızıyım. Kadının sesinin haram olması ve ahlaki olarak o sesin duyulmasının negatif olarak anlaşılması sizce gayet normal değil mi? Ve üstelik de bunun kabulü de çok kolaylaşır. Bu kadının sadece gelin olarak var olan bir kadın olması asla kendi ismiyle kendisine hitap edilecek bir alanın ve insan ilişkisinin asla olmuyor olması. Ya o anne ya da o gelin. Yani kadının adı yok, boşuna denilmiyor bu topraklarda. Bunun fiili bir arka zemine var aslında. Kadının adı yok, kadının dili yok. İşte bu sosyolojik arka planda biz onu görüyoruz. Reis'in hatırlarsanız eğer ben senin söylediğine hayır deseydim senin cevabın ne olacaktır? Aydın'ın hiçbir cevabı yok bu açıdan böyle baktığımızda. İşte 50 yıllık benim ömrümdeki ben 51 yaşındayım. Annemin bu hayatından şimdi ekonomik özgürlüğü, güçlü bir sosyal statüsü olan kızımın hayatına evrilen kadının değişimine şahit oldum. Bunu 50 yıllık bir ömürdeki değişim üzerinden söylüyorum. Fakat bütün bu değişimlere rağmen toplumların gelenekleri, kültürü, davranış alışkanlıkları bireysel değişimler kadar hızlı olmuyor. İşte şimdi bu kadar kısa hayat diliminde olan bu gerçek altı dolu yani söylemsel olmayan değişimde, çünkü biz bunu dilsel olarak konuşmuyoruz. Yani değişmeliyiz demiyoruz. Ben annemin hayatından kendi kızımın hayatına evrilen bütün bu aşamadaki
gerçekleri abartısız bir şekilde size söylediğimde bu hani bu yapmalıyız, etmeliyiz, böyle olmalı üzerinden yapılan bir konuşma değil. Gerçeğin tamamen dile getirilmesi. Bu söylemsel olmayan değişimin aile içi ilişkiler ve kadın erkek ilişkisini nasıl muhakkak masaya yatırmak zorundayız. Bunu muhakkak konuşmak zorundayız. İşte fotoroman okumanın bile meydana getirdiği bakarsak eğer edinilen eğitim seviyesi ve kamusal onaylardan sonra ne, nasıl ve ne kadar değişirle yüzleşmemiz gerekiyor. Buradaki okur yazar olmanın ve kitapla girilen ilişkinin kadın algısının nasıl değiştirdiğini de görmüş olduk biz bu filmde. Safiye ve Muazzez o iki bileti alıp otobüse binebilir miydi diye sordum mesela filmde. Binselerdi hayatları nasıl olurdu diye hep merak ettim film boyunca. Binebilirler miydi? O ayrı bir mesele. Buna cesaret edebilirler miydi? O çok ayrı bir mesele. Filmde fotoğrafta gördüğü erkekle evlenmek şartları zorlayanın mutlu olmaması, alkol içmesinden dolayı. Fakat babasının istediği erkekle evlenen Safiye'nin ise mutlu olması, neyin hayırlı olduğunun bilinmemesiyle yumuşak bir geçişle tekrar o dönemde olan bitenin bir teselliyle yorumlanması gibi geldi bana. Bizim hayırlı olarak görmediğimizin totalde neye dönüşebileceği işte trajediden drama dönüştürüyor olayı. Yenilebilir, sindirilebilir, yutulabilir bir, hazmedilebilir bir şekle dönüştürüyor bütüne doğru taşıdığınızda. Annenin kızlarıyla evlilik hakkında konuşurken söylemiş olduğu cümle ise gülümsetti. Badiler diyor seni istemeye gelecekler. O gün başıma bir ağrı girdi. Hala da devam ediyor diye. Evliliğin kadın için ifade ettiği anlamı bu kadar öz bir şekilde o coğrafyada, o zaman diliminde herhalde bir Yılmaz Erdoğan ifade edebilirdi diye düşündüm. Filmin en güzel repliklerinden biri de Muazzez'in babasına sen her şeyi unutunca biz seninle ne güzel arkadaş olduk değil mi baba cümleleriydi. Bu cümleyi duyup gözleri dolmayan veya ağlamayan yoktur diye düşündüm ben. Babalarını reis diyerek hitap eden evlatlar artık baba diyorlar. Baba olmaya başladı. Yani sosyal statüsü evde hala devam eden bir ilişkileri vardı. Babalarına reis gibi davranmak zorundalardı. Sadece reis olan baba ve eş olmayan ve onların gereklerini veya duygusal gereklerini yerine getirmeyen reis bey ancak hafızasını kaybedince baba oldu. Lütfen hafızayla geleneksel dünya referanslarını birbirleriyle eşitleyin. Bu çok önemli bir geçiş. Hafızasını kaybetmek aslında yeniliğe açık olmak ve yenilikle iletişime geçmek anlamında da bir imkan da meydana getirebilir. Fakat işin garibi insan hafızasıyla insan, hafızasından elde ettiği tecrübelerle insan. Buradaki hafıza kaybının benim için çok önemli bir parça. Tekrar söylemiş olayım. Her ne yaşanmış olursa olsun yine de şimdiden başka zaman yok repliğiyle bu toprakların aslında pratik olarak iş çözme yeteneğinin devreye girdiğini görüyoruz. Yani geçmişe takılmamalıyız, mutlu olmak zorundayız. İşte bunu Özgür'ün geri dönüşü de tamamladığı gibi bu toprakların kadim öğretilerinin ümit dolu devre ümit dolu algısının devreye girerek filmin bütün yaşananların trajediye değil de drama dönmesine sebep olduğunu tekrar hatırlatalım. Özgür dönmeseydi veya Özgür çok büyük psikolojik handikaplarla hayatına devam ediyor olabilseydi, acaba biz o siyasi arka plan hakkında bu kadar yumuşak geçişler yapabilir miydik mesela diye düşündüm. Filmi izlerken acaba anlatmak istediklerimi bir filme giydiriyorum diye özellikle itinalı bir şekilde eledim yani film hakkında notlar alırken. Ama bütün bunların arka planda var olduğuna kaniyim. Yani özellikle benim giydirmediğimi söyleyebilirim. Film için Özdemir Asaf'tan bir mısrayla bitirmek istiyorum.
herhalde filme anlatmak için çok elverişli bir mısra diye düşünüyorum. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi bu filmde de. Aynen öyle oldu. Ölüm gibi bir şeyler yaşandı ama kimse ölmedi. İzleyerek ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.